Veli'yi de yayınımıza bağlayalım. Gençlik ve Spor Bakanı'nın söylemlerini siz de duydunuz Sayın Salim Şen. Bir milat olacak bu diyor. Olacak mı acaba Türk futbolu, Türk sporu açısından bir milat? Ya yaptıklarımız hani yapacaklarımızın teminatıdır var ya. Ya Anderson'dan masallar okuyorlar. Şimdi her olayda efendim işte bunun sonuna kadar gideceğiz. Bu son olacak. Bunu yerde bırakmayacağız. Şöyle olacak, böyle olacak. Vay be layla böyle yüksek yüksek perdeden böyle sloganvari retorikle konuşmalarını biz siyasilerin hep biliyoruz. Eğer bu konuda ciddilerse, eğer bu bir milat ise yarından tezi yok ya da şu andan tezi yok, yapmaları gereken ilk şey önce hukuka saygı duyacaklar. Önce bu ülkedeki hukuku tesis edecekler. Bunların hepsi onun sonucudur. Liyakatı esas kılacaklar. Önce kendileri hukuka uyacaklar. Önce kendileri kural ve kanunlara riayet edecekler. Önce kendileri anayasanın hükümlerini yerine getirecekler. Önce kendileri bu ülkede güvenliği sağlayacaklar. Bunu samimilerse bunu yapacaklar. Tekil örnekler üzerinden. Efendim bu bir milat. Bundan sonra şöyle böyle. Ya Hikmet Karaman bile açıklıyor. Bana diyor daha önce Evet. yumrukla bana da Bana saldırdı da diyor. saldırdı diyor ki takımının Ya teknik kameraların direktörüyken. önünde, evet kameraların önünde ya bundan sonra hakemlere şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyen bir kişiye fair play ödülü veriyorsunuz bu vandala. Yani bunu verirken düşünmüyor musunuz? Düşünmediniz mi? Ya da biraz önce örnekte anlattığım daha önce soyunma odasında yahu soyunma odasında maçtan sonra rehin alınan hürriyeti, özgürlükleri elinden alınarak hürriyeti tahdit edilen hakem saatlerce o odada mahsur kaldıktan sonra ne yaptınız? Ne yaptınız? Sabahtan akşama kadar o ona küfrettiğinde, bu buna hakaret ettiğinde, tehditte bulunduğunda eğer sizdense makul gördünüz. Bir açıklama bile yapmadınız. Bu ülkede Selçuk Özdağlar, Levent Gültekinler, Yavuz Selim Saldırıyor mu? Demirağlar, Tabii. Orhan Uğuroğulları, daha adını şu anda hatırlayamadığım onlarca gazeteci, ya sırf söylediklerinden dolayı hoşunuza gitmedi diye televizyonların, evlerin önünde en ağır saldırılara, en ağır darp saldırılarına maruz kaldılar. Ya neredeyse kınamadınız bile. Evet. Hak ettiler şeklinde kamuoyunda üstü örtülü bir kabul ile bunu karşıladınız. Yani Sinan Ateş cinayeti orta yerde duruyor daha. Göz göre göre en büyük şiddetti bu. Ne yaptınız? Bir adım ilerlemedi o soruşturma. Hala adı geçen o soruşturmalarda adı geçen milletvekilleri size yakın diye, iktidarınızın içerisinde diye, iktidar mahfilleri diye hala korunup sırtları sıvazlanıyor. Onların olduğu bir ülkede Faruk Koca gibi vandallar böyle eylemlerde bulunmuş. Bu çok sıradan. Evet. Bu çok sıradan. Sayın Yani Şen. eğer bunu bir milat görüyorsanız, bunu bir milat görüyorsanız, bir başlangıç görüyorsanız, samimiyseniz önce yarın bu toplumdan özür dileyin. Bugüne Evet. kadarki uygulamalarınızdan geri dönün. Bundan sonra sadece kim olursa olsun yöneten de yönetilen de aynı hukuk kurallarına tabi kardeşim deyip önce yargınızı bağımsız, tarafsız hale getirin. Evet. Önce kuralı işler hale getirin. Sonra liyakatla bütün kadroları doldurmaya başlayın. Hak edene hak ettiği karşılığı verin. Hak etmeyeni anında oralardan alın gönderin. Ondan sonra bize samimiyet testine sizi sokalım. Sayın Şen, Sayın Selçuk Dereli de şu anda hazır. Sizin zamanınız müsait mi efendim? Yayına devam etmeye bir 10 dakika daha. Olur tabii. Sayın Selçuk Dereli'yi de yayına alalım. Eski FIFA hakem. Sayın Selçuk Dereli de bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyorum. Her şeye Merhaba, rağmen hoş iyi geldiniz yayınlar. Sayın Dereli. İyi Az yayınlar önce diliyorum, çok teşekkürler. teşekkür ediyorum efendim. Az önce Sayın Salim Şen'le konuşurken belki Sayın Şen'in de ekleyecekleri olur aynı dakikalar içerisinde. Bir FIFA hakemi vurgusu yaptı Halil Umut Meler'le ilgili. Bu bağlamda hem yaşananlarla ilgili ilk yorumunuzu alayım, ilk değerlendirmenizi, hem de bir FIFA yaptırımıyla da karşı karşıya kalınır mı onu sorayım size. Ülkü Çoban, gerçekten üzüntü verici olaylar ama bunun ortaya çıkacağı belliydi. Yani Türk futbolundaki bütün sorunları sadece bir maç, bir olay üzerinden değerlendirmemek lazım. Ben hakem